Merhaba, Aquarium Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu Firemouth, Türkçe adıyla Ateş Ağız. 28 Ağustos 2016 tarihinde aldığım 8 tane Ateş Ağız yavrusu, akvaryumumdaki birinci aylarını doldurmak üzereler. Güney Amerika çikletlerinden olan Ateş Ağızlar, durgun sulardaki bitkili alanları tercih eden bir tür. Hem etçil hem de otçul besleniyorlar ama yaptığım araştırmalarda edindiğim bilgiler, bitkisel beslenmelerinin de ihmal edilmemesi yönünde. Yetişkinleri 10-15 santimlere kadar ulaşabiliyor ve saldırgan bir tür değil. Diğer Güney Amerikan türleriyle de uyumlu bir şekilde yaşayabiliyorlar ta ki yavrularına kadar. Anne ve baba yavruları birlikte büyütüyor. Bu süreçte yavrularını koruma içgüdüsüyle diğer balıklara karşı saldırganlaşıyorlar. Karşı tarafı korkutmak için de solungaçlarının kırmızı olan yan ve alt kısımlarını kabartıyorlar. Zaten Ateş Ağız ismi de buradan geliyor. Bu yavruları ileride kurmayı düşündüğüm Karma Güney Amerikan Akvaryum için aldım. Geldiklerinde adaptasyon sürecini rahat atlatmaları için cama cam akvaryumda tek tur halinde besledim. Ve ana öğünlerini Tetrabits, Tetrapyroalgia ve Supiresi oluşturdu. Beklediğim kadar hızlı gelişmeseler de sağlıklı büyümeyi sürdürdüler. İlk bir ayda edindiğim intiba şöyle, diğer akrabalarına göre daha hareketli ve uyanıklar. Ve gerektiğinde kendilerinden büyük balıklara bile kafa tutabiliyorlar. Bir ayı doldurduklarına göre diğer türlerle de tanıştırma zamanı geldi dedim ve kendilerinden biraz daha büyük olan sayıka yavrularıyla aynı akvaryumu aldım. Önlerine dondurulmuş kan kurdu ve JBL Novobits de ekledim. Starby çöpçü, birkaç kakadu ve cüce vatoz da diğer akvaryum arkadaşları. Bitkilendirilmiş bir akvaryum, saklanacak, gizlenecek yer çok. Yine de bugünlerde yakın takipteyim. Herhangi bir agresiflik yaşanırsa bazı türlere ayırmam gerekebilir. Şu an için son derece mutlu ve meraklılar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Aquarium Rehberi'nin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.